Okey, tamam. Hı. Anadayım. Dur şimdi. Ha, bundan birkaç saat önceydi. Dışarıda hava buz gibiydi. Rüzgar ağaçların dallarını kıray, yağmur damlaları şiddetle camlara sarpaydı. O sırada bizim evde ise bir tartışma alevlenmişti. Az bir fırtına bizim evin içinde kopardı. Dışarıdaki fırtına bizim yanımızda halt etsundu. Rıza çok sinirliydi. Adeta boynumdaki damarları adaydı. Sonunda zıvanadan çıkmıştı. Bağır bağırdı, çağırdı. İnanır mısın ağzımı açık tek kelime edemedim. Bir görsün, hakaretlerim günü bir para. Artık sinirden ağlamaya başlamıştım. Garibim, kızım, simayım da bizi ayırmaya çalıştı ama nafile. Mağara adamı Rıza'nın gözü dönmüştü bile. Her şeyi yutarıyordum ama rahmetli babacığımın yadigarı ha ördek pibloyu kırmaya çalıştı. Resmen bağ hırsından babacığımın yadigarını aldığı gibi yere attı ve paramparça etti ördeği. Emin misiniz? Gerçekten böyle mi oldu? Evet, eminim. Ne kadar şok edici de. Yani Rıza Bey hiç böyle biri değil. O yüzden ben çok şaşırdım. Ben de. Bana anlatmadığınız bir detay falan yok değil mi? Hayır, her şeyi olduğu gibi anlattım. Hiçbir şeyi atlamadım. Peki bu noktaya nasıl geldiniz? Ha, aramızda ufak tefek sorunlar vardı. Tartışmaya başladık, sonra büyüdü, bu hale geldi. Ne gibi ufak tefek sorunlar? Bir şey değil canım. Benim çocukların içine devamlı karışmam, burnumu sokmam, Rıza'ya devamlı rüvrüv etmem, işte kilo veremiyorum diye düğünü yaza ertelemem, laftan anlamayan bir kadın olmam, dünyanın sürekli benim etrafımda dönmesi gibi ince çekirdeğini bile doldurmayacak kadar küçük şeyler. Ama ne olursa olsun böyle davranamaz. Yani bana böyle hakaret edemez. Bu kadar küçültücü davranamaz bana. Hele babamın yadigarı en sevdiğim, en değer verdiğim eşya olduğunu bildiği halde alıp onu yere atamaz, bunu kıramaz, bunu yapamaz Meltemcu. Doğru, doğru, haklısınız. Yani ne olursa olsun Rıza Bey hatalı davranmış. Aynen. Sen benim nikahlı karımsın. Ya nasıl edersin ha böyle bir işi? Nasıl gidersin, evi terk edersin ya? Anlamıyorum. Abi elim ayağım titriyor sinirde. Sakin ol. Sen sakin ol. Sen bir anlat bakalım olayı. Ne oldu? Sonra biz buluruz. Sen merak etme. Bir şekilde hallederiz. Ha, ne diye gitmiştir şimdi? Bilmiyorum ki. Ya sen bir şimdi olayı bir anlat. Söz ben sana buluyorum. Bak, söz değilsin. Söz diyorum ya. Sen bana güvenmiyor musun? Ben sana bulacağım. Ama sen bir detaylarıyla anlat. Tamam, tamam. Dün anlatırım detaylarıyla. Bir şey atlamadan ama. Yok, yok. En ufak ayrıntısına kadar anlatırım. Bundan birkaç saat önceydi. Dışarıda hava buz gibiydi. Rüzgar ağaçların dallarını kıray, yağmur damlaları şiddetle camlara çarpıydı. O sırada bizim evdeyse bir tartışma alevlenmişti. Asıl fırtına bizim evin içinde kopaydı. Dışarıdaki fırtına bizim yanımızda halt etsindi. Sultan ani koparmış, hamsi gibi tepinip duruyordu. Sultanı sakinleştirmeye çalıştım ama nafile. Asla beni dinlemiyor. Bahsay durup duruyor. Canım kızım, simayın bile ne ettiyse anasını susturamadı. Sultan makinalı tüfek gibi taramalıya almıştı sanki kendim. Öyle laflar etti ki benim de burama kadar geldi. Sinirle yeter be derken elim kayınpederden yadigar kalan biploya devdi yanlışlıkla. Biblo düştü, paramparça oldu. Sultan biblonun kırıldığını görünce daha çok çıldırdı tabii. Sonra da pılını pırtısını topladı, çekti kapıyı, çıktı gitti. Defalarca aradım, açmadı. Hani niye gitmiş olabilir bu kadın ya? Şimdi Sultan Hanım, sen sadece biblo kırdığın için mi evi terk ettin? Bana anlatmadığın başka bir şey var mı? Yok, yok. En ince ayrıntısına kadar anlattım sana. Ama o biblo tabii babasından yadigar kaldı, biliyorum. Ya isteyerek kırmadım, elim çarptı diyorum, anlamayın. Sen arkandan atıp tutay. Sana evi duyma ayrım. Sultan Hanım, Sultan Hanım, gelin inat etmeyin. Söyleyelim burada olduğunuzu.
Bakın siz de duyuyorsunuz ne kadar merak etmiş sizi. Ha, bunlar onun daha iyi günleridir. Şimdi sen burama kadar geldi dedin ya. Yani hani ne oldu, ne dedi de öyle bir şey dedi. Vallahi çok ağır bir şey söyledi Tünur. Ya... Ya söyle bak, çok özel değilse eğer bir söyle bakalım, böyle bir içini dök. Benim babam olmasa sen bugünlere zor gelirdin dedi bana. Ana! Yani benim de sabrım taştı, geldi geldi buraya kadar. Sonra dayanamadım tabii. Yeter be dedim ama o sinirle de tabii elim birbirine çarptı. Biblo'da düştü, kırıldı. Ya isteyerek yapmadım yani. Yemin ediyorum isteyerek yapmadım yani. Buldu safı. Resmen kandıray. Tutmayın beni. Dur. Puh sana puh. Yalan söylemeye utanmayın Resul Rıza Bey. Sultan senin ne işin var burada? Hani nerede olduğunu bilmiyordunuz? Bilmiyorum demedim. Burada olduğunu söylemedim. Rıza Bey, sultanım çok baskı yaptı bize. Bırakın kibarlığı. Tehdit ettim onları. Burada olduğumu söylemeyin yoksa Sivan'ı size göstermem dedim. Oldu mu? Bu kadar. Herkesten beklerdim de sizden beklemezdim. Benim nasıl karımı aradığımı biliyorsunuz da bunu söylemediniz hem burada olduğunu. Yazıklar olsun. Hop hop Dünür. Orada dur. Söyleyecektik herhalde. Ama önce bir nedenini öğrenmek istedik. Her akıllı insan gibi beni... Penur gibi birini karşılarına almak istemedi mi? Ama sen bittin Rıza. Takımdan atıldın. Bir kere beni karşına aldın. Bence ben olsam senin yerinde ülkeyi terk ederdim. Sultan, bak ağzından çıkanı kulağın duysun. Ya yapma etme, gel dön evimize. Herkese bizi rezil ettin. Demek herkese bizi rezil ettim, öyle mi? Ya bir oturup sakin sakin konuşsak, ben Rıza ile konuştum. Yani anlattıkları bana çok mantıklı geldi. Yani bence de biraz fazla abartmışsınız Sultan Hanım. Aa Haluk, bir dakika. Yani ben de Sultan Hanım'ı dinledim. Bence de Rıza Bey özür dilemeli. Çünkü Sultan Hanım'a sesini yükseltmiş ve babasından yadigar bibloyu kırmış. Ya bilerek kırmadım. Sinirlendim, öyle yanlışlıkla elim çarptı, yere düştü. Bilerek kırdın. Ya bibloya sonra geliriz. Ama asıl Sultan Hanım'ın Rıza Bey'e sarf ettiği cümle için özür dilemesi lazım. Sonra da bu iş tatlıya bağlansın. Bir dakika. Ne demiş ki Sultan Hanım? Meltem Hanım, babam olmasa sen bugünlere zor gelirdin dedi bana. Sultan Hanım, eğer böyle bir cümle söylediyseniz Rıza Bey haklı. Tabii ki hayır. Kuru iftira. Ben öyle bir şey demedim. Biz önce tartışmaya başladık. Bana kızdı Rıza. Dedi ki çocukların her işine karışarsın. Ben de dedim ki onlar bizim çocuklarımızdır. Hatırlamay mısın? Babam da bize ne kadar yardımcı olmuştu. Sen işe ilk başladığında bize ne kadar yardım etti. Onun sayesinde geliştik, büyüdük dedim. Bir şey kötü bir şey mi dedim? Ya şimdi... Yani kötü bir şey söylememiş. Olayı bir örnekle açıklamış. Şimdi bak yani Sultan Hanım'ı dinleyince de biraz ona hak verdim Nur, yani biraz haklı gibi yani. Sonra Rıza Bey delirdi. Ben dedim ya babam bize destek oldu diye. Zıt oldu tabii. Delirdi. Babamdan yadigar kalan bibloyu aldığı gibi yere attı, kırdı parçaları. Ya yanlışlıkla oldu. Da sinirlendim. Elim çarptı, düştü. Ben bilerek etmedim onu ya. Allah'ım sen bana sabır ver. Ayrıca bana dediği gibi o kadar sakin de konuşmadı. Atay burada. Ben bilirim zaten. Sen babamı hiçbir zaman sevmedin. Bütün hırsın hıncın bundan idi. Babamla her zaman zıt edilir. Saçmalama Sultan. Ben kayınpederimi her zaman çok sevdim. Şöyle bir otursak, sakin sakin konuşsak Sultanım. Buyurun. Abi saçının boyası kaç numara? Çok yakışır sana bu rengi. Efendim boyası. Gider mi bahsedince? Sana söz veriyorum. Ben Sultan Hanım'ı ikna edip eve yollayacağım. Taş fırın sözü. Güven sen bana ya. Sağ ol, güveniyorum da onu burada bırakıp eve gitmek hiç içime gelmiyor ya. Ya dur sen şimdi biraz sakin ol. Ya eve git. Şimdi Meltem onunla böyle konuşur, ikna eder. Sen de biraz kafayı dinlersin. Doğru söylüyorsun. O biraz sakinleşsin. Şimdi konuşmak doğru değil. Tabii tabii. Bir süre böyle ayrı kalmakta fayda var böyle birkaç gün. Sonra böyle sakin sakin oturursunuz, tamam? Öyleyse ben gideyim. Tamam hadi. Hadi eyvallah. Ben sana haber veririm zaten. Tamam. Haberleşirim. Tamam sen bana bırak ya. Ben de o zaman gidiyorum. Ne yapayım? Aa, parantezle
da. Hala laf çarpıyor bana ya. Boşver. Tünür, aklını nasıl öderim sana? Ya ne demek aklını nasıl öderim? Biz aileyiz ya. Bugünler için varız. Hadi eyvallah. Hadi görüşürüz. Alican. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutar.